Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüylerimizi sarartacağız. Şu elimde görmüş olduğunuz ürünle, ben bunu az önce açtım da içindekileri güzelce yerine koyamadığım için birazcık şuradan açılmış olarak görüyorsunuz. Hani bakayım dedim ne yapılması gerekiyor videodan önce de bir fikrim olsun diye. Çünkü ben de ilk defa tüylerimi sarartacağım. Bu Watsons'ın kendi markası arkadaşlar. Ben bunu 10 liraya aldım çünkü Watsons kartım olduğu için. Eğer sizin Watsons kartınız yoksa fiyatı 16 TL bunun. Şimdi bu papatya özlüymüş. Yüz, kol ve bacaklar için diyor. İçinde de aktivatör krem, sarartıcı krem, 1 adet karıştırma kabı, 1 adet de spatula varmış. Şimdi ben size hemen göstereceğim içini. Şöyle sarartıcı krem, bu papatya özlüymüş, söyledim mi az önce? Bu aktivatör krem. Şöyle de minicik bir kap. Şöyle de bir spatulası var arkadaşlar. Şimdi biz bunları bu kabın içinde karıştıracağız. Öncelikle size uyarılarından bahsetmek istiyorum. Yine böyle güneş yanığı olmuş, yaralı, tahriş olmuş cilde kullanılmıyor arkadaşlar. Bir de şu şekilde alerji testi yapın diyor. 24 saat bekletin, bir tarafınıza sürün. İşte 24 saat bekletin, alerji testini de yapın diyor. Burada da nasıl kullanacağımız yazıyor. Öncelikle uygulama yapılacak alanı yıkayınız ve kurulayınız diyor. Bunu yaparız birazdan. Şimdi kullanım talimatına uygun olarak 10 milim ölçüsünde aktivatör krem, 10 milim bundan koyacağız. Bu arada bu 35 milim. Bu da 70 milim. Bu sarartıcı da 70 milim. Şimdi aktivatörden 10 milim, renk açıcı kremden de 20 milim döküp karıştıracakmışız. Homojen oluncaya kadar karıştırın. 1 ölçek aktivatör krem ile 2 ölçek renk açıcı krem karıştırmalıdır diyor. Karıştırdıktan sonra tüm tüyleri kapatacak şekilde süreceğiz. 4-10 dakika arası bekleyeceğiz. Sonra ılık suyla durulayacağız. Karıştırdığımız fazla ürünü de atacakmışız arkadaşlar. Bence bana kalırsa şimdi arkadaşlar burada 10 milim, 20 milim falan diyor ama bunu ben gerçekten nasıl ölçeceğimizi hiç anlamadım. Sadece şurasında şu kabı baz almış. Bu kap 30 milimmiş arkadaşlar. Diyor ki 20 milimine kadar sarartıcı koy. Üstüne şu biraz daha küçük kısmına da aktivatör koy diyor. Şimdi ben koluma uygulayacağım bu tüy sarartıcı kremi. Kolumun önceki halini size çektim. Bildiğiniz hani böyle şey kıllarım. Birazcık güneşten belki rengi birazcık kırılmış olsa da kesinlikle sarı değil. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Şimdi biz önce bunu bir karıştıralım. Öncelikle bu sarartıcı kremimi alıyorum. Yine şöyle bandını değil, etiket hiç değil. Koruyucusunu çıkarttım. Şimdi arkadaşlar bu 30 milim, tamam mı? Bunun şurasına 30 milim diyor. Yani şunun dikine yapsanız, atıyorum şuraya 20 milim deseniz, şurayı da zaten biz tamamlarız. Şuraya yazmışlar 30 milim diye. Hani siz göz kararı yapın diyor. Zaten buna da çok takılmayacağım. Amaç, ay ne güzel aktı. Şimdi ben mesela sadece koluma uygulayacağım mesela şimdi videoda göstermelik. O yüzden şu kadarcık koydum kremden. Şimdi bu aktivasyon mu, doğru mu dedim? Aktivatör. Şimdi bu aktivatör kremden de bakalım bu nasıl bir şeymiş. Bunun da içini açıyorum. Şu aktivatör kremden de birazcık koyacağım. Zaten bunun ikisi de krem gibi. Bunu nasıl ayarlayacağız ya? Ben mesela sadece bıyık bölgeme yapmak istiyorum. Yapamayacak mıyım? Hani 20'ye 30 koymak istemiyorum o anlık. Çünkü artanı atmam gerekecek. Dur bakalım. Oo. Peki. Bildiğiniz Oreal. Bildiğiniz Oreal kokuyor arkadaşlar. Biraz daha sıksam mı ya? Şundan bakayım, biraz daha koydum. Tamam mı? Kafama göre artık çünkü çok fazla olacak diğer türlü. Bu sarartıcı kremden de birazcık koyacağım. Şöyle az daha koydum. Bundan daha fazla koydum. Şöyle karıştırdım arkadaşlar. Güzelce olduğunu düşünüyorum. Bundan
biraz daha az koydum şundan. Bundan 10 milim, bundan 20 koymak gerekiyor. Bak bunu burasına kadar sıkmışım. Bence şey yani oldu. Şimdi koluma bunu... Aa dur. Önce kolumu yıkayıp gelmem gerekiyor. Hemen ben kolumu yıkayıp geliyorum. Kremin rengi homojen olana kadar karıştırınız diyor. Şimdi iki kremin rengi de beyaz. Bunlar zaten hemen homojen oldu. Yani ne bileyim hani böyle mavi toz ve şey gibi olsa ayarı da kolay olurdu. Krema kıvamında olduğunda derdim ki hazır. Ama ikisi de böyle krema kıvamında olduğu için şimdi biraz şüphelerim var. Ama olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar kolumun bu kısmına sürelim. Tüyleri kapatacak şekilde sürecekmişiz. Bu arada ben kolumun bu kısmını yıkadım geldim. Şöyle bayağı sürüyorum. Anında of yakmaya başladı vallahi. Bu şekilde bayağı güzelce sıvadım kıllarımı. Şimdi bunun 4 ila 10 dakika arası bekletmemiz gerekiyormuş. Kıllarınız yine bu kılın sertliğine göre değişen bir şey. Eğer kıllarınız sertse muhtemelen biraz daha renginin açılması gecikebilir. Ama mesela şimdi yanma başladı ufaktan. Yanma olabilirmiş, kaşınma olabilirmiş şey gibi düşünün. Bu tamamen saç açma mantığı oryal saçınızda varmış gibi düşünün. Nasıl böyle arada saçlarımız kaşınır, yanar. Aynen o şekilde arkadaşlar. 10 dakikadan fazla tutmayın siz yine bunu. Şimdi arkadaşlar ben bu kolumu 4 ila 10 dakika arası bekleteceğim. Bekledikten sonra da yıkıyoruz arkadaşlar. Ilık suyla yıkıyoruz. Böyle kollarımızı silmiyoruz. Direkt gideceğim ılık suyla kollarımı güzelce yıkayacağım. Sabun falan sürmeyeceğim ben. Üstünde bir şey yazmıyor diye hatırlıyorum. Ama sabun falan sürmeyeceğim. Ilık suyla yıkayacağım. Sonra da geleceğim bakalım sararacak mı sararmayacak mı. Evet arkadaşlar şimdi ben tam 10 dakika beklettim. Daha sonra size de zaten az önce kıllarımın rengini çektim. Bu sarı rengi kamerayla çekmek birazcık beni zorladı ama bir yerinde çok güzel yakaladığımı düşünüyorum. Orada kıllar bayağı böyle parlıyor. Şu an kolumdaki kıllarım sapsarı arkadaşlar. Kılları gizliyor birazcık. Hani sarı olunca biraz daha yok oluyor ama ışıkta çok daha fazla parlıyor bence. Bu da tüyleri sarartmanın bir dezavantajı bana göre. Şu an onu da fark ettim. Çünkü hani iki koluma baktığımda bunlar sarı ya. Böyle sarı sarı çok güzel parlıyor. Bu da tabii kılların ben buradayım ben buradayım demesine birazcık neden oluyor. Ayrıca arkadaşlar bu tüy dökücü, bu tüy sarartıcı kremi ben ilk defa deniyorum. Ama videoyu çekmeden önce tabii ki birazcık araştırma yaptım. Bu konuyla ilgili insanlar neredeyse ikiye ayrılmış. Bir kısım kılları uzattığını söylüyor bu ürünün. Bir kısmı da aslında böyle bir şey olmadığını, sadece bizim yanlış anladığımızı söylüyor. Ben ilk defa denediğim için benim herhangi bir fikrim yok arkadaşlar. Ama mesela kol kıllarından rahatsız olan ama almak istemeyen, ağda sürmek istemeyen, jilet sürmek istemeyen arkadaşlar kollarındaki kılları sarartabilir ya da bıyıkları ya da bacakları. Bu ürün sadece yüz, kol ve bacak içinmiş. Ama normalde şey genital bölgeye sürülmemelidir diyor. Normalde bu tüy sarartıcılar ama her yerde kullanılıyor. Göbekte, sırtta, ensede falan böyle kullanıldığını ben gördüm. Ama bu Watsons markasını daha önce kimse de görmedim denediğini. O yüzden bilmiyorum. Belki de bu ürün sadece kol, bacak, bıyık içindir. Ama zannetmiyorum yani vücudun diğer yerlerinde de bence kullanılabilir. Genital bölge hariç. Çünkü genital bölgeye böyle bu tarz ürünler sürmek ürünlerin içinde kimyasal madde olduğu için ileride sıkıntılara yol açabilir arkadaşlar. O yüzden bu tarz ürünleri genital bölgeye sürmemek gerekiyor. Şuramda bir şey var. Ürün şunu diyor arkadaşlar. Bu kaldı ya mesela. Bu çöp olacak. Bunu ben bekleteyim bir daha kullanayım gibi bir şansımız yok. O yüzden biraz daha kullanacağımız kadar ürünü karıştırmak gerekiyor. Ben zannetmiyorum hani ölçülerin çok fazla önemli olduğunu. Hani ölçülere çok fazla dikkat etmeden karıştırdım. Sadece biraz daha şuna dikkat ettim. Bu sarartıcı kremden biraz daha bunu sıktığımın iki katı kadar fazla sıkmaya dikkat ettim. Zaten üstünde de öyle diyor. Bundan 10 milim, bundan 20 milim diye söylüyor. Yani bundan biraz daha fazla sıkarsanız bence ölçünüzde hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bu ürünle de söyleyeceklerim bu kadar. Ben beğendim. Gayet güzel kıllarım sararttı. Denemek isterseniz öneririm size. Gerçekten güzel kullanışlı bir ürün. Ağda yapmak, tüy dökücü krem sürmek istemiyorsanız kıllarınıza sarartıp biraz daha görünmemesini, göze batmamasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki
Işın fazla vurduğu ve güneşli havalar dışında bence. Çünkü birazcık fazla parlıyor, göze batıyor. O şekilde bu benim fikrim tabii ki. Ama yine de güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Kullanır mıyım? Kullanırım tabii ki. Çünkü ben de bazen kol kıllarımı böyle nadasa bırakmak istiyorum. O zaman sürerim bundan. Sarı sarı gezerim. Üzerinde arkadaşlar ne kadar süre gideceği bu sarılıkların yazmıyor. Yani sarılıklar tabii böyle gidecek yeniden kıl çıkana kadar. Yani muhtemelen öyledir. Kıl rengi tekrar eski haline dönmez. Açıldı zaten bir kez. Üstüne de ne kadar süre gideceği yazmıyor. İşte dipten yeni kıl çıkana kadar böyle gidecek. Bu da bayağı bir uzun süre olacağını düşünüyorum. Yine en az bir 3-4 hafta bence gider. Tam bir fikrim yok. İlk defa kullanıyorum. Eğer siz bu tarz ürünleri kullanıyorsanız bizimle aşağıda yorumlarda tecrübelerinizi paylaşırsanız çok fazla sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olduktan sonra zile tıklarsanız eğer ben her yeni video attığımda size de bildirimi gelmiş olur. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.